Merhabalar değerli dostlar. Efendim, İsrail ile Hamas arasındaki çatışma ve bunun boyutları, tarihi geçmişi ve küresel ekonomiye vereceği muhtemel zararları, hatta etkileri diyelim, çeşitli hocalar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Oldukça aydınlatıcı yazılardı. Ben de okudum. Ben şimdi meseleyi biraz farklı bir açıdan alacağım. Firmalar ne yapacak diye. Ya bunu sadece İsrail-Hamas çatışması veya Orta Doğu'da bir gerginlik, Kuzey'de Rusya-Ukrayna gerginliği bunun gibi almayın. Pandemi de olabilirdi ve bir iş durması halinde firmalar ne yapacak? Küresel ticarette sert bir yavaşlama olduğu zaman, büyümede sert bir yavaşlama olduğu zaman firmalar ne yapacak istiyorsanız beraber bir inceleyelim. Şimdi bir kere birinci madde tedarik tahsilat. Ben ne diyorum? Yıllardır söylüyorum bunu. Her şeyden önce ne tedarikte ne de satışta hiçbir firmaya %30'dan fazla bağımlı olmayın diyoruz. Yani bir müşteri kitlesine satışta %30'dan fazla bağımlıysanız veya bir firmaya %30'dan fazla bağımlıysanız, tedarikte de aynı durumdaysanız bence bu çok tehlikeli. Buna tek gıda beslenmesi diyoruz ve ciroda veya tedarikte kolaycılığı seçen firmalar bunu seviyor. Tek noktadan besleniyor. Sabahleyin bir bakıyorsun o firma yok. Sen de gittin. Bu arada hani bazı cümleler de geliyor bana. Ya işte hocam biz çok tedarikli çalışıyoruz. Okey, o zaman bak bakalım o tedarikçiler kimlerle çalışıyor diye. Biz Güneydoğu Asya'da böyle bir inceleme yaptık. Çok tedarikçiyle çalışan firmalar bir bakmışlar o tedarik ettiği malları tedarik eden firmalar çok az kişiden alıyormuş bu erzeyi. Tehlike altındalarmış, hiç haberleri yok. O yüzden lütfen tedarikçinizin de arkasına sarkarak bir yönetim yapmak zorundasınız. Ha, bu arada tabii üzülmeyin. Yani işler durduğu zaman ancak bunu yapabilirsiniz. Çatışmalar mesela farklı bir boyuta geçerse işler durabilir ama koşan atı tımar edemezsiniz. Bakın hep söylüyorum bunu. Yani koşan at tımar edilemez. Dolayısıyla bir iş duracak, yavaşlayacak ki hatalarınızı görebilirsiniz. Çünkü işler yoğunken ve işlerin yolunda gittiği düşünülürken kimse dönüp ters giden işlere bakmaz. Dolayısıyla çatışmaların genişlemesi sebebiyle ticarette yavaşlama baş gösterirse tedarikçi müşteri ilişkilerini, yani dış tedarikçi ve dış paydaşlar açısından firmayı gözden geçirmekte bir fayda var. Bu arada hani tedariği içeriden de yapıyor olabilirsiniz. Buna da gözden geçirin. Şunu söyleyeyim size. Tedarikçi ve müşteri ekosistemini uçtan uca analiz etmeniz lazım. Burada yani sattığınız malın özelliği sebebiyle kötü günlerde size talep ediliyorsa, böyle koşa koşa talep size geliyorsa, çok önemli bir mal satıyorsanız hemen de böyle havaya girmeyin. Çünkü konjonktürel sebeplerden dolayı talep artmıştır ve talep istikrarlı hale gelene kadar sakın ha kapasite arttırmaya falan da kalkmayın. Yani bu size çok önemli söyleyeyim. Yani tabii şöyle diyeyim size, bu arada hani tahsilat ve ödeme konusunda şikayet konusu olan kronikleşmiş sorunlar vardır. İşler yoğun giderken kimse bunlara dönüp bakmaz çünkü kör topal. Ondan sonra bunlar nasıl olsa gidiyordur derler ama lütfen hani işler durduğunda bir de bu tahsilat ödeme konularına bir göz gezdirmenizde fayda var. Finansman ikinci başlık. Uçtan uca finansman bakılması gereken bir mesele. Yani uçtan uca derken şöyle söyleyeyim size, bu işe bakacak olan kişi muhasebeci olamaz. Şirketlerde genel eğilim muhasebecileri buraya koymak. Hayır, muhasebecinin önemli bir insandır bu arada ama refleksi farklı işler. Yani muhasebeci dikiz aynasından geçmişe doğru bakar. Finansçı öyle yapmaz. Finansçı geleceğe doğru bakmak zorundadır. Yani tedarikten üretime, ödemelerden tahsilata kadar her noktada işte kredi, kaynak, maliyet, vade unsurlarını dikkate almak zorundadır ve böyle bir tasarımla finansman yapılır. Yani bugüne kadar yapmamışsanız acilen yapmanızda fayda var. En azından hani finansman kurgusunu yapmak için firmayı bir X-ray cihazına koymuş olacaksınız. Yani en azından dur ya ben ne durumdayım, gelecekte ne durumdayım diye. Birçok firma, ki beni izleyenlerin önemli bir kısmı küçük işletmeler, KOBİ'ler. O yüzden söylüyorum hani nice firma sadece basit maliyet muhasebesi ya da finansman hesaplarından batmıştır. Haberiniz olsun. Yani çok satmak, çok kar etmenin ön koşulu değil. Aman ha, buna dikkat edin. Dolayısıyla çatışmalardan da önce finansman maliyetleri zaten yükseliyordu ve önümüzdeki dönemde de bir düzelme olmayacak. Hani maliyeti yüksek de olsa
uzun vadeli kaynak bulmakta zorluk çekildiğinin de farkındayım. Bu sebeple firmanın giderlerinde bir temizlik harekatı yapılması gerekir. Bak şimdi önemli başka bir konuya giriyorum. Arkadaşlar hazır olun. Harcama kontrolü. Şimdi firmanın giderleri arasında gayet iyi biliyorum. Çoğu zaman ihtiyaçlara değil, patron ve üst düzey yöneticilerin ihtiraslarına hitap eden harcamalar bulunur. Ben size söyleyeyim. Bunları ayıklayacaksınız. Yani kiralanmış otomobiller, restoran harcamaları, seyahatler, akaryakıt daha sayarım size. Firma sahibi ve ailesinin ya da üst düzey yöneticilerin şirketle çok ilişkilendiremeyecek masrafları var. Bunun yanında patronlar kendi yaptıklarını ses çıkarmasın diye üst düzey yöneticilere de bazı lüksler için müsaade verir. Bunu da biliyorum. Şimdi bu zamana kadar olan olmuş. Şimdi geleceğe bakalım diyorum ve önümüzdeki zor dönemde bu tip saçma işleri bırakalım. Yani göreceksiniz firma ihtiras finansmanı dediğimiz ödemelerin bitmesiyle rahatlayacak. Şaka yapmıyorum. Ha unutmadan şunu söyleyeyim, işte genel müdür ve diğer yöneticilerin araçlarının değişiminin vakti geldi falan değil abicim. Vakti gelmedi, şu an zamanı değil bunların. Sahada çalışanların durumunu iyileştirin yeter. Bunlar üç, bu da üçüncü adım. Yani ancak isteyen en başta da yapabilir bunu, bunu söyleyeyim. Yani bu gibi işleri insanları ikna etmek zordur. Haberiniz olsun, yani kişiler ihtiraslarını bazen önceliğe alırlar. Patron da kardeşim bu şirket benim değil mi falan, cevap veriyorum senin değil, haberin olsun yani. O yüzden bu iş durması yaşayacaksak eğer bu çatışmaların uzaması ya da başka bir sebeple, olmazı bil ki şirket senin değil ve senin harcamalarını finanse etmek zorunda değil. Hem harcamaları finanse ediyorsun kendi harcamalarını ama ücretleri arttırmaya geldiğinde nazlanıyorsun falan, olmaz. Bak işten artmaz dişten artar, bunu unutma. Bir madde daha var. İnsan kaynağının optimizasyonu ve dijitalleşme. Bakın, işler iyi olsun, kötü olsun, her firmanın vazifesi satış yapmak. Banka para satacak, firmalar mal ya da hizmet satacak. Bu iş böyle. Ancak bu yüzyılın başından beri, yani 21. yüzyılın başından beri mal ya da hizmet satarak değil, bunların üzerinden kurgulanmış bir finansman metoduyla firmalar ayakta kalıyor. İşte marketler dahil. Şimdi tabii çözümleri dijital hale getirenler daha güvenli yol alıyorlar. Suya düşmeden önce yüzmeyi öğrenmiş olmak lazım diyerek dijitalleşme ile ilgili çabaların şartlar ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini, insan kaynağında da optimizasyona gidilmesi gerektiğini kastediyorum. Sakın ha yanlış anlamayın, milleti işten çıkarın falan. O değil yani bahsettiğim. O da varsa onu da yapın. Yani kum gibi insanla çalışarak bir yere varamazsınız. Tam tersi gizli işsizlik yaratırsınız. Yaptığı iş konusunda ustalık kazanmış ya da gelecek vadeden elemanların tutundurulmasından bahsediyorum. Bunu da yapacak kadar bilginiz var. Yani şirketinizde ister 10 kişi çalışsın ister 1000 kişi. Bunu mutlaka yapmak zorundasınız. Çünkü beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça verim düşer. Çok net. Pandemi bize çok sayıda insan ve devasa metrekarelerle çalışmanın anlamsızlığını zaten gösterdi. Dolayısıyla verimi arttıracak ve metrekareler ile insan sayısını optimize edecek bir metotla yola devam etmek lazım. Teknolojiyi sürekli güçlendirmek lazım. Dördüncü sıraya da, yani daha evvelden 3 tane iş anlattım, dördüncü sıraya da bunu koyuyorum. Şimdi borçlanma. Bakın herkes borçlu. Hani çok geriye gitmeden onu söyleyeyim. İşte 2001 bankacılık krizi, 2008 krizi, pandemi, Rusya, Ukrayna ve şimdi yaşanan tecrübelerden ne anlıyoruz biliyor musunuz? Hem ülkeler hem de firmalar aşırı borçlanmaya gidiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hazır olun en yüksek borçlanma oranlarına ulaştık. Yani bir tek İkinci Dünya Savaşı'nda bu kadar oranla borçlanmıştık. Bu borçlanmanın başında G7 ülkeleri var. G7 ülkeleri bu kafayla yola devam ederlerse 2050 yılında kamu borçlarının milli geliri oranı %441 olacak. Şaka yapmıyorum, IMF raporu bu. Hem de 2010'da yazmış. Kim bilir şimdiki şartlarla %500'ün üzerine çıkmış. Dolayısıyla yapmak ne lazım? Ne yapmak lazım? Firmaların da borcu yüksek. O zaman fizibilitesi doğru yapılmamış işler için borçlanma yapmamak lazım. Fizibiliteyi iyi kontrol etmek lazım. Hayal satmamak lazım. Bu beyaz bayrak çekilmesine müsaade etmemek lazım. Şimdi bu duruma girmiş olabilirsiniz. Yani fizibilitesini doğru yapmadınız, bir de borçlanmaya girin. O zaman ne yapacaksınız? Söyleyeyim size. Devletlere önerilen bir faiz dışı fazla var. Yani nedir? Faiz ödemelerini bir kenara bırakın. Gelir gider dengesinde cironun
bugünkü şartlarda %20'si kadar fazla vermeniz gerekir. Yani faiz ödemeleri hariç cironun %20'si kadar gelir gider dengesinde bir ne yapmak lazım? Fazla vermeniz lazım. Hocam böyle bir oran olur mu? E olur. Yani bu kadar yüksek enflasyon ve faiz yokken %5 de diyebilirdim. O da kabul edilebilirdi. Ama şimdiki şartlarda maalesef faiz ödemeleri hariç gelir gider dengesinde cironun %20'si, yani cironun 5'te 1'i kadar fazla veriyor olmanız lazım. Ya nasıl yapacağız diye isyan edenler var. E anlattım ya demin işte, daha ihtiraslarınızdan vazgeçeceksiniz, şirketi borçlandırmayacaksınız. Yani hiç şirketle alakalı olmayan işler için hani nasıl diyeyim, ihtiras finansmanı yapmayacaksınız. Yani geri kalan işlerde de optimizasyon vesaire, oralara da gelirim. Son maddem şu: fırsatları değerlendirme. Şimdi hiçbir arkadaşınızı ya da tanıdığınızın işini kurtarmak için borç para vermeye falan kalkmayın. Geri alamazsınız. Zaten başkalarından da borçlanmıştır o. Başkasının aldığı borçla size borcunu ödeyecektir vesaire falan. Şimdi eğer söz konusu firmayı o kişiden daha iyi yöneteceğinize inanıyorsunuz, bence borç para vermeden düzgün şartlarla devralın. İşin doğrusunu yaparak hem firmayı kurtarın hem de katma değeri kurtarın. Unutmayın ki birçok kişi böyle zamanlarda işlerini büyütür. Hızlı büyüme zamanlarında böyle fırsatlar yaşanmaz. Son olarak buradan merak etmeyin, bir 3. Dünya Savaşı falan çıkmaz. Tabii ki bazı darboğazlar yaşanır. Artık tüm acıları sosyal medya sayesinde kanıksadık zaten. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, hatta başka ülkeler karşı karşıya gelecekler ama merak etmeyin, çatışmayacaklar. Olanlar masum insanlara olacak. Orta Doğu'da zaten ezeli ve ebedi düşmanlık yoktur. Tehdit ve fırsatlar vardır. Tarihe bakın, rahatça anlarsınız bu durumu efendim. Hepinize hoşçakalın.